İyi misin Ömer? Değilim. Çok üzülüyorum ya sizin şu durumunuza. Hayrimden de hiçbir şey gelmiyor. Yasemin gitmiş. Nereye? Arama beni falan demiş Sinan'a. Ay Sinan Bey ne kadar üzülmüştür ya. Darmadağın olmuştur. Beni suçluyor Sinan. He. Suçlu musun peki? Bilmiyorum. Ay benim de kafam karıştı. Kim suçlu peki? Boş ver ya. Gel. Gel seveyim seni biraz. Ne güzel kokuyorsun öyle. Sanki her şey yolunda, hayat çok güzelmiş gibi. Ama çok güzel zaten. Dur biraz burada. Kokunu içime çekeyim, iyi hissedeyim kendimi. Canım ya, ne olur üzme kendini daha fazla. Oyun bozanlık etmeyin ya. Hadi ne olur. Ben gelmem. Ben de abi, ne gerek var şimdi? Olmaz oğlum, geleceğiz dedik, ayıp. Aman. Bunlar böyle yabani işte ya. Deplasmanda bir rahat edemiyorlar. Ya ne alakası var kızım? Kız sevgilisine gidiyor işte. Sen de bir rahat bırak artık. Ya ne alakası var? Zaten biz yalnız olmayacağız. Koray Bey de var. Hı? E iyi işte. Evet. Ya hadi aşkım ya. Ne olur. Ya hem bizim için de bir değişiklik olur. Hem bak, damadı öyle boş bırakmaya gelmez. Arada bir kolaçan etmek lazım. He. E doğru da bir yandan. İyi, gidelim madem. Süpersin. Ama öyle eli boş gitmeyelim ya. Ben şuradan bir baklava alayım. Ay hayır, dur. Ömer yemez. Ama Koray Bey yer. Adamın kapasitesi bitmediği için. Hatta en çok o yer. Döne döne yer kendisi. İso. Nihan ve Koray Bey. Aman. Ne oldu be? Ne oldu? Sen çay mı yapıyorsun? Bırak, ben yaparım. Hala düşüncelisin. Ve düşünüyorum tabii. Vallahi ben Sinan Bey'i aradım, o da aynı. Ne olacak şimdi bu mağaza meselesi? Fikret falan. Bilmiyorum Defne. Ne yalan söyleyeyim, hiç düşünmek de istemiyorum. Bak sen buradasın. Güzel şeyler de var. Bırak tadını çıkaralım. İnsanın kendi derdini çözmesi kolaymış da. Böyle sevdiğininkine zormuş. Keşke seni güldürecek bir şeyler bulabilsem. Aa, hatta dur bir dakika, belki bulabilirim de. Evet. Ne bulabileceksin? Ha, ne bulabileceğim? Sen şimdi öyle sorunca hemen bulamadım. Aklıma gelmedi ama bir düşüneyim ben. Ne yapabilirim? Hayır, şimdi yalnız da değiliz. Ne yapacaktın ki yalnız olsak? İşte seni güldürebilecek türlü çeşitli şeyler. Mesela taklit. Ha. Ne ha? Ha işte ben başka şeyler düşündüm. Ha. Belli mi olur canım? Belki erken kalkarlar. Yok yani, sanmıyorum şimdi. Nihan beni almadan gitmez.
Koray Bey de biliyoruz. Elinde olsa neredeyse yatıya kalacak. Göndermenin bir yoluna bakalım. Ha, yok. Öyle şey yapmayalım. Şimdi çok ayıp olur çünkü. Yapmayalım öyle. Çayın yanına koyacak şeylerimiz var değil mi? Nerede onlar? Ben ünlüyüm. Benim gözlerim türbe yeşili. Gurmeyim ben. Her türlü hamur işini de döktürürüm be. Ödüllerim var benim. Çok pis kavga ederim. Benim nöron var. Evliyim ben. Daha çok gencim. Ha! Gül be kız. Fotoğraf çekiyorum ben. Hamileyim ben. Ha? Ha. Ay başıma gelenler. Neydi şimdi bu? Ay insan taşıyormuş. İyi bari ya. Nihan'la Koray Bey anlaşamaz sanıyordum da. Galiba iyi anlaştılar gibi. Sen şimdi bu akşam da mı kalmıyorsun benden? Ya Ömer. Vallahi tutma beni, dalacağım sana ya. Geber senin saçını mı şuruyorlarım? Kızlar ne oluyor ya? O ne hakikaten? Demle koşun. Ay bırak beni. Ay sot beni bırak. Ay bırak beni. Ay bu kenafir gözünün haddini bildirmem lazım. Gel. Gel hadi gel. Serdar bak bırak beni. Vallahi erkek mercek dinlemeyeceğim. Alacağım ayağımın altına. Erkek Fatma. Yarım dünya. Ay şişman dedi yetişsin. Koray ne yapıyorsun misafir onlar. Hadi kuş olmayı korkunca kadına. Ya Defucuğum bak gidelim artık ha olay çıktı. Kız kaçma gel buraya. Yürü. Vallahi saçını başını yolarım senin. Bittin oğlum sen de aldın sen ha. Kız terzi misin sen laflara bak. Pis. Ben kaçtım görüşürüz. Ay gitti bu da bıraktı. Ay Ömüş tut beni. Vallahi kendime yollamıyorum şu anda. Kötü şeyler yapacağım. Ay boşta kaldım. Defne. Biliyordum ben başıma geleceği bak işte. Boş ver. İyi geceler. Sonra bu geceyi telafi edelim ama olur mu? Edelim bence de. Hadi sana kızım meyve verdik burada ya. Al işte bak iyice cozuttu. Ne yapayım ben gideyim bari. İyi geceler. İyi geceler sevgilim. Sana deme. Ay canım keşke. Keşke bana olsa. Yani keşke ben de böyle hayranlarımı kapıya kadar sıralamış olsam. Ama yok. Sana. Hepsi sana. Selim Bey'den gelmiş yine. Ama biliyor musun bravo ya. Ya bu da bir yetenek. Gerçekten. Üf, Derya saçmalama ver şunu ya. İkram etmeyecek misin? Cimri misin nesin ya? Ay versem susacaksın mı? Yok. İyi. Yok o zaman sana. Günaydın Ömer Bey. Çikolata sever misiniz? Sinan odasında mı? Yok gelmedi, gelmeyecekmiş. Bugün kendisini iyi hissetmiyormuş. Nasıl üzgün ya?
Burada mıydın? Sen nasıl dağılmışsın ya? Sorma. Aklım Sinan'da. Ya Ömer, ben gece böyle bir yatmadan düşündüm de. Sen ne bileyim, hatalı olabilirsin yani, yanılıyor olabilirsin. Öyle mi düşünüyorsun? Sonuçta abim benim hiç istemediğim biriyle birlikte olsaydı, yani ben de acayip kızardım, sinir olurdum, arıza çıkarırdım. Ama illaki seviyorsa da artık bir yerden sonra onu başımın üstünde taşımak düşerdi bana. Bir çiçeğine sinmese bile mi? Sinmese bile. Yani sonuçta onun içine sinmiş. Öyle düşünmek lazım. Önemli olan o yani. Yani madem Sinan Yasemin'i seviyor diyorsun. Sen de sevmek zorundasın. İçine sinmese de sırf o seviyor diye. Ya Sinan Bey için mutlu olsun diye. O ne ya? Şey. Bu. Bu Derya'nın bu aralar bir kafası böyle şey karışık. Yani hep benim odama yanlış yanlış şeyler getiriyor. Onu da yanlışlıkla getirmiştir. O şeyedir o. Koray Bey'e gelmiştir. O define sonrası şey var ya, tebrik mebrik. O öyle bir şeydir o. Selim. Öğlen yemeğine davet ediyor. Ya şakacı çocuk ya. O böyle eskiden de zaten hep abuk subuk şakalar yapıyordu. O da bu şakalardan biri herhalde. Ay, zaten bu doktor olmasa kesin komedyen falan olurmuş yani deli çocuk. Bu yüzü nereden buluyor bu? Bilmem. Böyle kendi kendine şey yapmış. Yüzsüz biraz. Böyle kendi kendine sen... Hayır, sen de bir ümit vermedin. Aa, yok canım. Ben ne yapacağım? Ben bir şey falan vermedim. Daha neler? Yok, benimle hiç ilgisi yok. O kek kendine öyle şey yapmış. Hiç benimle ilgisi yok. Benden olmaz zaten. Daha neler? Yani yok, olmaz yani. Sen bir şey yap ya. Defne, çağır onu buraya. Ben bir konuşayım. Konuşacaksın mı? Evet, konuşacağım. Bir sakıncası mı var? Ay ne gerek var ya Ömer? Gerek yok öyle bir şey. Vallahi gerek yok yani. Gereksiz. O zaten öyle kendi halinde zararsız bir insan yani. O şey olmuş onun. Basireti falan bağlandı. Çünkü ben ona söyledim, sözlüyüm dedim. O unuttu demek. Hatırlatırız. Değil mi? Medeni insanları sonuçta. Bir konuşalım. Değil mi? Sen bir çağır ya. Ama olur mu canım? Koca koca adamlar şimdi. Ne gerek var gerginliğe? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok yani böyle şeylere. Vallahi gerek yok. Alt tarafa bir çikolata ya. Ne yani bu kadar? Çikolata da mı var? Çikolata mı dedim ben? Ben çikolata mı dedim? Ben çiçek diyecektim ben. Şey o ikisi de aynı şeyler ya. O bağlamda. Derya. Ne oldu Ömer Bey, buyurun. Şu bizim doktor Selim'i çağırsana. Hastayım ben, bir gelsin. Ay, ciddi misin? Kan çıkacak. Duymadın mı Derya? Tamam. Çağır. Duydum, tamam. Derhal. Ay, çok fena. Çok kızdı. Kızım, ne olur arama Derya. Sakın arama, olur mu şeydi? İşi çıkmıştı. Hasta olmuş, gelememişti. Yurt dışına kaçmıştı. Kızım uydur bir şey ya. Defne. Ha? Tek bir çikolata. Bana bir tane çikolatayı verseydin buna hiçbirisi olmayacaktı. Yani biz şu anda arkadaş olabilirdik. Belki ben sana yardımcı olabilirdim. Seni kurtarabilirdim ama artık çok geç. Kızım ben onu çöpe attım ya. İsteseydin. Verseydin. Anlamam ben. Of.
Merhabalar. Ömer Bey odasında mı? Ay ya. Çok da gençsiniz. Böyle tatlısınız falan. Efendim? Yani doktor çıkmışsınız. Böyle hayaller, ümitler. Bir de en verimli yaşlarınız ya. Anlayamıyorum sizi şu an. Mahsur yok. Ben arayayım. Efendim. Yuvarla gelsin. İyi geldi, vallahi geldi. Ay Ömer bile tütüre döndü. Uyarsa mıydım Selim acaba? Kaç kurtar canımı desem. Yok ya, şimdi Ömer iyice gıcık olacak. Üf, ay öleceğim burada. Selamlar Ömer Bey. Geçmiş olsun. Nedir şikayetiniz? Gel doktor bey, gel bir konuşalım seninle. Oturabilirsin dedim mi? Pardon? Şimdi sen beni pek tanımıyorsun galiba. Yani gidip geldikçe tanıyorum. Anladım. Gidip gelmen de pek hoşuma gitmiyor. Defne'ye de çiçek gönderiyor musun? Arada çikolata falan. Evet ya, Defne bayılır çikolataya. Sütlü fındıklı en sevdiği. Söylemiştim ya, biz Defne çocukluk aşkıyız. Ya gerçi sözlüğüm var diyor ama... Ben de bir şansımızı deneyeyim istiyorum. Sonuçta yılların bir yaşanmışlıklar var değil mi? Diyorsun. Sen galiba Defne'nin sözlüsünü de tanımıyorsun. Yok. Hayır. Hani söylemedim. Tabii. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Defne'nin sevgilisi. Erkek arkadaşı. Sözlüsü. Benim. Ben bir de öyle çok normal bir adam değilim. Nasıl yani? İşte böyle geliyorlar bana arada. Fazla sinir yapmayayım diye de bol bol spor yapıyorum. Ama o da olmuyor bazen. Anladın? Bir de şey var. Ne o? Başkasıyla birlikte olduğunu bildiği halde birilerine asılan insanlara acayip irite oluyorum. Böyle bir sinir geliyor. Durmuyor da. Ne konuşuyorlar acaba ya? Gerçi daha çok Ömer konuşuyor ama. Kavga ederler mi ki? Vurur mu şimdi bu buna? Kafa göz dağılmasınlar birbirlerine. O zaman anlaştık. Bundan sonra Defne ile iletişim kurmak yok. Duymayayım. Tamam. Anladım. Tamam. İyi, aferin. Hadi bol şans hayat. Ömer. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hiç öyle dediğim gibi güzel güzel konuştuk. İtiraz bile etmedi. Halbuki ne güzel dövecektim. Ha, ciddi misin sen ya? Gel seni biraz seveyim, gel. Sen şimdi... Bana kızgın değil misin? Niye kızayım Defne sana? Haddini bilmeyen o. Ha. Ay, yalnız... Gözlerini görmen lazımdı ya. Ateş çıkıyordu. Vallahi olay çıkacak diye çok korktum. Ama bir şey öğrendim. Yani senin hiç damarına falan basmamak lazımmış.